Artık programlarınız fonksiyonlar, mantık ve diğer şeylerle daha ilginç hale geldiğine göre, muhtemelen kendinizi programlarınıza daha fazla hata eklerken bulacaksınız. Ve bu hatalar programınızın yapmasını istediğiniz şeyi yapmasını engellediğinde canınızı sıkacaktır. Neyin yanlış olduğunu bazen hemen anlayabilirsiniz. Ancak bazen hata yıkılmak için biraz zaman harcamanız gerekir. Ve bu videoda size bu konu hakkında bazı ipuçları vermek istiyorum. Ortasında beyaz bir dikdörtgen ve içine tıklama talimatları olan bu programla başladım. İçine tıkladığımda faremin olduğu yerde bir dikdörtgen görünmesini bekliyorum. Ama şu anda çalışmıyor. İsterseniz şu anda videoyu duraklatabilir ve bunun doğru olduğunu, nereye tıklarsam tıklayayım çalışmadığını doğrulayabilirsiniz. Peki neden çalışmıyor? Hadi birlikte hata ayıklayalım. Kontrol edeceğim ilk şey mouse clicked fonksiyonunun çağrılıp çağrılmadığı. Fareye her tıkladığımda çağrılması gerekir ama yine de kontrol edip emin olalım. Bunu doğrulamanın kolay bir yolu en üstteki fonksiyonun içine bir print satırı yapıştırmaktır. Clicked dedik. Pekala, şimdi tıkladığımda konsolun açıldığını görüyorum ve tıklandı yazıyor. O halde mouse clicked'ın beklediğimiz gibi çağrıldığını biliyoruz. Buradaki print line fonksiyonu programınızda hata ayıklamak için kullanışlı bir yoldur. Ve hata ayıklamayı bitirdiğinizde ifadeleri silerek veya yorum yaparak kaldırabilirsiniz. Ve konsolu kapatabilirsiniz. Tamam, bir sonraki yapacağım şey bu koda if ifadesinin içinde ulaşılıp ulaşılmadığına bakmak. Çünkü gerçekten anlamaya çalıştığım şey bunun doğru olup olmadığı. Bu yüzden başka bir print satırı koyacağım. If'in içinde olsun, evet. Ve şöyle diyebilirsiniz. Burada bir dikdörtgen var. Dikdörtgeni zaten görmüş olurduk ama bazen gösterdiğimiz şeyle ilgili bir sorun olabilir. Printline'ı yaparken asla bir sorun olmayacaktır. Bu yüzden printline bazı kodların çağrıldığından emin olmanın bir yoludur. Şimdi tekrar tıklamayı deneyeceğim. Tamam. Konsolda bir şey çıktığını görmüyorum. Demek ki yanlış olan şey bunun hiçbir zaman doğru olmaması. Bu yüzden if'teki koşulda neyin yanlış olduğunu bulmam gerekiyor. Neden hiçbir zaman doğru değil? Bu yüzden if ve koşullarda hata ayıklamak için genellikle kontrol ettiğim değerleri print etmekle başlarım. Beklediğim gibi olduklarından emin olmak için. Pekala, bakalım tıklayın. Evet, tüm bu değerler bana gerçekten makul görünüyor. Şimdi if içindeki koşulları print'e yazalım. Buradaki ilk yarıyı, sonra ikinci yarıyı alacağım. Bu karmaşık bir koşul olduğu için onu daraltmama yardımcı oluyor. Pekala, dikdörtgenin köşesine tıkladığım için doğru olmasını beklerken ilk koşulun doğru, ikincisinin yanlış olduğunu görüyorum. Şimdi sadece koşulu okuyacağım ve göreceğim. Yani mouse'ye 100'den büyük. Yani mouse'ye 100'den büyüktür. 100 dikdörtgenin sol tarafı ve dikdörtgenin üst tarafıdır. Bu nedenle y için 100 olması mantıklı. Ve sonra mouse'ye 400'den büyük. Tamam, bu yanlış çünkü mouse'ye dikdörtgenin içindeyken asla 400'den büyük olmayacaktır. Yoksa tuvalin dışında olur. Bu yüzden gerçekten kontrol etmemiz gereken şey mouse'yenin dikdörtgenin üstünden büyük olup olmadığı ve mouse'ye dikdörtgenin alt kısmından daha küçük. Dikdörtgenin alt kısmı 100 artı 150'den 250. Ve şimdi true ifadesini görebiliyoruz ve bu yüzden koşulumu değiştireyim. İşte. Ve yaşasın. Dikdörtgenler çıktı. Tamam, şimdi tıklamaya devam edeyim ve dikdörtgenin sağ tarafına dikdörtgenlerin gelmediğini görüyorum. İlk koşulda bir şeyler yanlış. Şimdi bunu okuyalım. Mouse x 100'den büyük. Bu doğru çünkü 100 dikdörtgenin sol tarafı ve sonra mouse x 150'den az. Tamam, burada bir sorun var. 150. Bu koşulun doğru olduğu yerlerde yalnızca 50 piksel verir. Ama aslında 150 piksel için doğru olmalı çünkü dikdörtgenin genişliği bu kadar. Yani burası 100 artı 150'den 250 olmalı. Şimdi doğru olduğunu göreceğiz. Gidip bunu if'in içinde değiştireceğim.
ve görelim Yahoo tıkladığımız her yerde dikdörtgenler var. Pekala. Her şeyi düzelttim ve herhangi bir uç durumu kaçırıp kaçırmadığımı görmek için tıklamaya devam edeceğim. Her şeyin beklendiği gibi çalıştığını görüyorum. Harika. Şimdi tüm bu print satırlarını yapmadan önce kodumda neyin yanlış olduğunu anlamış olabilirsiniz. Ama muhtemelen bundan daha zor kodlarla karşılaşacaksınız. Bunun için de aynı teknikleri kullanabilirsiniz. Sadece hangi kodunuzun gerçekten çalıştırıldığını bulun ve değerleri ve koşulları inceleyerek neden çalıştırılmadığını veya neden garip bir şekilde çalıştırıldığını bulun. Bunu gerçekten kolayca yapmak için Printline kullanabilirsiniz.